Herkese merhaba. Geçtiğimiz günlerde İranî ve Türkiye göçlerinin Batı Asya'daki genetik etkisini analiz ettiğim yeni bir çalışma yayınladım ve bu çalışmayı YouTube'da da duyurmak istedim. Çalışmanın amacı basitçe şuydu. Günümüz Batı Asya'sında İranî ve Türkiye dil konuşan halklar bu dilleri getiren topluluklardan ne kadar genetik miras taşıyor? Bunu tespit etmek. Bildiğim kadarıyla bu konunun akademik yöntem kullanılarak irdelendiği ilk çalışma bu oldu ve şimdiden alanın en önde gelen bazı isimlerinden olumlu geri dönüşler aldım. Çalışmanın içerisinde Batı Asya İranilerini ve Türkilerini ayrı ayrı ele aldım ve İranilere örnek olarak Kürtleri, Türkilere örnek olaraksa Batı Anadolu Türklerini kullandım. Çalışmanın sonuçlarına geçmeden önce, ki önce İranilerden başlayacağız çünkü kronolojik olarak İranî göçleri daha erken bir döneme tarihleniyor, Demir Çağı'na tarihleniyor. Bu nedenle önce İranilerin, göçebe İranilerin günümüz Batı Asya'sındaki İranî dil konuşan halklar üzerinde bıraktığı genetik mirasa odaklanacağız. Detaylara girmeden önceki videolarımda değindiğim bazı şeyleri hatırlatmam gerekiyor. Hatırlarsanız Kürtlerin kökeni videosunda bazı kültürlerden bahsetmiştim. Antik kültürlerden, örneğin Andronova kültüründen, Baktriya-Margian arkeolojik kompleksi kültüründen ve bu ikisinin karışımından oluşmuş olan Yaz kültüründen bahsetmiştim. Bu çalışmada Yaz kültürünün çok kritik bir yeri var. Çünkü Batı Asya'ya göç eden ilk İraniler muhtemelen Yaz kültüründeki genetik profile benzeyen bir genetik profile sahiplerdi. Bu nedenle çalışmanın içerisinde de öncelikli olarak bu Batı Asya'ya göç eden ilk İranilerin nasıl bir genetik profile sahip olduğunu tespit etmeye çalıştım. Elde ettiğim sonuçlara göre Yaz kültürünün insanları yaklaşık %55 kadar Andronova kültürü insanlarının genetik mirasını taşırken %45 kadar Baktriya-Margian arkeolojik kompleksi insanlarının genetik mirasını taşıyorlar. Yani yaklaşık yarı yarıya bir karışım Yaz kültürünün insanları. Kürtlerde bu Yaz kültürü insanlarından %47.4 oranında bir genetik miras olduğunu görüyoruz. Ve bu da Kürtlerin çok ciddi oranda bu İranî dili getiren göçebelerden genetik miras taşıdığını gösteriyor. Bu kalan kısmına değinmiyorum çünkü o zaten bu videonun konusu değil. Bu arada bu %47.4 Yaz kültürü genetik mirasını tek bir göçün sonucuymuş gibi düşünmeyin. Bu demir çığı boyunca süregelen Hint-İranî göçlerinin nihai sonucu. Yani bu zaman çizelgesini Mitannilerden başlatıp partılara kadar götürebilirsiniz. Anadolu Türklerine geldiğimizde ise çok daha geç bir çağ ele almak zorundayız. Çünkü Türkilerin Anadolu'ya girişi Orta Çağ tarihleniyor. Ve Anadolu'ya girenler elbette Orta Asya'dan gelen Orta Çağ Türkileriydi. Orta Çağ'da yaşamış olan Orta Asya Türkilerinin genetik yapısı ise grafikte de gördüğünüz üzere yaklaşık %50 Prototürk, %50 ise Doğu İranî genetik mirasından oluşuyor. Anadolu Türklerinde ise bu Orta Çağ Türkiye mirasından yaklaşık olarak %30 kadar var. Ve kalan %70'i Türkler henüz Anadolu'ya girmeden önce burayı mesken tutmuş olan Anadolu Rumlarından geliyor. Sonuç olarak Batı Asya'da yaşayan modern İranî ve Türkiye halklarda bu dilleri getirmiş olan antik topluluklardan çok ciddi oranlarda genetik miras olduğunu görüyoruz. Bu elbette bu dilleri konuşan tüm halklar için geçerli olmak zorunda değil ama en azından Batı Anadolu Türkleri ve Kürtler için geçerli. Çalışmayı detaylı bir şekilde incelemek isteyenler için linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Eğer kayda değer bir eleştiriniz veya itirazlarınız varsa bunları bana mail yoluyla, Twitter'dan veya burada yorumlar kısmında bildirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.